Bugün elimde Zigana Sport var. Yanaşır mısın kameramı? Görüldüğü gibi. Asker bir arkadaşa ait tabanca. Türk yapımı Zigana Sport. Bunu anlatacağım. Bu tabancayı anlatacağım bugün size. Şimdi ben tabancayı elime şöyle kısaca aldım. Benim nişan hattı olarak ilk gözüme görünen şey şu. Orayı kamerana nasıl alıyorsun? Yanaştırarak alıyorsun. Yani tabancayı yüzlediğimizde çukur bantın altından görüyormuş gibi. Çok güzel bir görünüm var. Ergonomi güzel. Tabancayı az çok zaten tanıyorum. Yani firmayı tanıyorum. Şimdi bir tabancada biliyorsunuz önce ben bir kilit tarif etmiştim size. Şu işte Henkler Koch'larda olduğu gibi, Zigzauer'lerde, Glock'larda olduğu gibi, kilidin modeli aynı sistemde yapılan modellerde. Patlamadan sonra kızağın geri tepme hareketi ile şu bölgeye bir baskı uygular. O baskı namlunun alta doğru yatmasını sağlar. Şöyle yatıyor görüldüğü gibi. Ve kilit açılır. Kilit açıldıktan sonra şu kapanma olayında bir profesyonellik bekler silahlarda. Hani daha önceki başka modellerde anlatmıştım. Orada çok problemler oluyordu. Şimdi bu tabancanın şu noktalarını işaret edeyim ben size. Bakın. Yan açılır mısın kamerayı? Hatta netleştirebiliyorsan elinde. Bakın şu noktalar, şu nokta, şu nokta ve şuralarda tam bir kapatma olmuş değil mi? Ve kilidin ilk başlangıç hareket yeri orada da kilitleme böyle pozisyona tam doğru gelmiş. Bu doğru gelmesi ne olur biliyor musun? Fişeğin kovanının arkasını şişirir. Şişirirse bütün yük tırnağa biner. Tırnak da şu aradan çekemez. Bir tutukluk sebebi olur. Bu tabancayı yapan mühendis. Bir de bunların atölye şefleri var. Bu tabanca çok şahane yapılmış arkadaşlar. Bakın şahane bir kilit hareketi var silahta. Şahane. Kilidin kapanması çok şahane. Bir de güzellik ne? Şuradaki alanın düz olduğuna bakın. Kovanın altı düzse bunun da altı düz. Kilitlediği zaman da ne olacak? Dümdüz bir yüzeye de kilitleyecek. Onu şişirmeden çıkaracak. Kilidi doğru tabancanın. Bir sökelim bakalım. Hizaya getiriyoruz. Şunu indiriyoruz. Söküm kolay tabancanın. Yine zannediyorsam hava çeliği. Evet, namlularını yanımıza aldık. Uzun bir namlu. Zigana Sport uzun. Şunların kompansatör delikleri. Kompansatör deliğinde olması gerektiği gibi bakın buralarda bir işlem var. Yani sadece fabrikasyon değil yani. Ustalık yapılmış buna. Buraya çalışılmışlar. Şimdi bakınız. Tabancanın üst şu köşesi. Namlunun şurası. Oraya dayanır. Ve kilidin şuraya ne profesyonelikle yanaştığını şuradan ben size ışığa tutaraktan da gösterebilirim. Bakın şu boşlukların yanaştığı alana bakın. Ters çeviriyorum. Bu tabancanın kilidi mükemmel yapılmış. Mükemmel yapılmazsa kilit, kovan şişer, kovan şişerse tutukluk. Frez eşçiliklerine bakıyoruz. Ve 5 eksenli CNC gibi bir makineden çıkan 4 dörtlük bir frez eşleme olayı var. Şu iğnenin emniyeti çok güzel ama iğnesine bakacağım şuradan. İğnenin emniyetle beraber çalışmasına, uyumuna bakalım. Yanaştırır mısın? Bak, emniyeti aldığım zaman vuruş pozisyonu iğnenin tam üstünü kapatıyor. Yani iğnenin patlamasını engelliyor. İğne emniyeti de zaten iğnenin başıboş hareketlerini engeller. Yere düşüne patlamasını engel olur. Açıyor ve bak milimetrik bir vuruş var. O milimetrik vuruş iğneye basaraktan, bak şuna basaraktan göstermem lazım. Milimetrik vuruş sonucunda iğne belirli bir oranda çıkıyor ve iğnenin kafasına dikkat eder misin? Netleştirir misin orayı? İğnenin kafası yüz yuvarlak değil mi? İğnede olması gereken sivri değil, yüz yuvarlaktır. Bu tabancadaki profesyonellik burada. Ve iğnenin giriş çıkışını yaylandırıyorum. Ne yapmışlar? Makineden çıkardıkları gibi tabancaya monte etmemişler. Zımpara yapmışlar. Ve sonra tabancanın şuradaki yağlama kanallarına bakalım. Çıkartıcının çalıştığı bir yüzey var burada. Yağladığımız zaman yağlar bu içeride hapsolur. Tabanca düzenli bakım yapar ve pisliklerin atılmasına faydalı olur. Bir de güzellik ne? Şurada bakın. Ne yapmışlar? CNC ile dikişemle buraya çakıyı açmışlar.
Burada da böyle bir yol var. Tabancanın kasasıyla kıza arasında boşluk olmuyor ki tabanca doğru bir düzlemde gitsin gelsin, gaz kaçağı olmasın, gazı doğru bir şekilde kilit hareketiyle dengelesin, çekirdeği doğru itsin, kovanı doğru çıkarsın, girip gelme işlemi doğru olsun. Tabanca çok güzel. Bunu söken takan parçayı, kasaları alüminyum, bir dakika abi şuna geleyim. Evet, kasamız da alüminyum. Bu alüminyum 7075 T16 olacağını tahmin ediyorum bu malzemenin. Alüminyum kasada şu malzemeyi demir. Şunlar dökümden yapılmış. Gerdel, tutucu gerdel. Kızak sökücü. Tetik hareketine ve tetik arakolu hareketine bakıyorum. Şuradan bir tetik arakolu var. Hatta var ya bunu sökelim. Öyle bakalım onlara. Kavzelerini hep ortopedik yapıyorlar. O da güzel bir şey. Ha, bir detay daha var tabancada. Bu tabancaların kabzeleri, bu tabancaların kabzeleri neden buraya doğru uzun? Tetik arakolunu hapsetmek için. Tetik arakolunu hapsetmek için yapılıyor. Tetik arakolunun dışarıda olup bir aksaklığa sebep olmaması için yapmış. TİSAŞ'ın düşüncesi bu. Bu adamların kendilerine ait özgür tasarımları. Evet, bakın. Tetik arakolu burada. Bu Baretta ile aynı model. Şu bunu esneten segment da aynı. Şu parça aynı demeyeyim yani. Düpedüz aynı değil. Modeli onlardan esinlenme. Tetik arakolunu buraya kapatmak. Oraya araya pistin girmesini engellemek. Bunun dışarı çıkmasını engellemek için bu güzel bir fikir olmuş. Güzel bir freze işçiliği var. Mümkün mertebede hatasız bir işçilik var. Şunu yuvarlak yapmışlar. Bakın esnetme yayına bakacaksınız. Şimdi şu aradan alabilir misin kameranı? Şarjör mandalının esneten yaylarına bakın. O yaylarda kolay kolay arıza yapacak bir yay değil. Güzel bir kafa, güzel bir düşünce yöntemi. Zaten tabancanın şöyle ele yatırışında bile var güzellik. Şu kanalları açıyorlar. Namlunun üzerinde de kompansatör yargıları var. Amaç basıncı dışarıya açıyla tahliye etmek. Merminin ivmelemesine faydalı olur. Güzel olur. Şahlanmayı engeller. Her zaman yaptığımız işlemi yapacağız. TİSAŞ'ın tabancasının namlusu bu. Bak. Bir detay var. Yaklaş hadi. Şu yüzeye yaklaşmanı istiyorum. Netleştir orayı. Şurada ben tornanın kalemizlerini şu an görüyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Namlunun dış pasosu alınmış. Yani adam namlunun balansını almış. Dış paso aldı, namlunun balansını aldırmış. Mümkün mertebede et kalınlığı eşit bir namlu var. Hatası olmayan bir namlu görüyoruz şurada. Bir de bakın şimdiki. Şu yüzeye bakalım, tekrar netleştirelim. Şu yüzeye bir bak bir. Fişeğin tırnak boşluğunun tam şu kesişme noktası, ilk başlangıç noktası var. O nokta şuraya tam simetrik arkadaşlar. Tam anlamıyla simetrik hem de. Tırnak buraya girdiğinde sağa sola çarpmadan tırnağın görevini rahatlıkla yapması için yapmışlar bunu. Bir simetri daha göreceksiniz şimdi, iyi bakın. Şu simetriyi görüyor musun? İşte dip tabla simetri buraya kilit tam dayandığı zaman, kilidin şu noktası tam dayandığı zaman kovanın şişmemesi, kapsülün iğne vurduğunda vakumlaşmaması, vakum yapmaması, bunun mümkün mertebe güzellikle girip çıkması ve bunun tam şişmeden atılması için yapılmış dört dörtlük bir proje. Ve şimdi etkanlıklarına bakacağım namlunun. Ne yapıyorduk? Yivlerin derinliklerine giriyorduk. 2.40. Tam karşısına geçiyorum. 2.40'tan hiç değişme var mı? Bir çarpmasına geçiyorum. 2.40'tan değişme var mı? Karşıya geçtim. Var mı bir değişiklik? 2.40'tan hiçbir şekilde değişiklik yok. Yani mikromilimler bu ölçmez. Mikrometreyle ölçülür. Arkadaşlar, namlunun et kalınlığı eşit. Ve bir güzellik daha gösteriyorum. Bakın. Şurada bir havşalama işlemi var. Şu kafada. Dümdüz değil. Kütük gibi değil. İşçilik yapmış adam namluya. Evet, namlumuz her zamanki gibi kare yiyor.
Namlu'yu şöyle bir nasıl görürüz oradan? Işığa doğru tutmamız lazım. Namlu'nun içini görüyorsun, kareyi. Et kalınlıkları eşit. Şahane bir namlu ya, şahane namlu. Yani Türk yapımı tabanca, adam zikzavar kalitesinde bir şey yapıyor mu? Bir şey yapıyor. Hava çeliği midir? Galiba hava çeliği. Bu tür yaylarda bir kalın nokta varsa her zaman kalın noktayı uç tarafa getirmeyi unutmayın. Bir de şu hat düzenliğine bak. Ha, tırnağına bakacağım tabancanın. Bakın şimdi şöyle barket yapıyorum. Şu alanın düz olması, şu dip tabla ölçüsünün düz olması demek. Şunun düz olması demek. Bunun dört dörtlük bir açıyla kilidin üstüne kapatması demek. Ve bak şu harekete iyi bak. Tırnak dört dörtlük bir pozisyonda almış onu. Şimdi tırnağına zoom yapacağız. Nasıl yapacağız? Şuradan görünür mü? Işığa mı getireyim? Şu açıdan çek bakalım. Çekemiyor değil mi kamera onu? Zorluyor. Bir dakika. Şöyle çekelim. Şuradan herhalde görünüyordur. Şu tepeden mi alacaksın? Yo yo, şuradan. Şu açıdan herhalde alırsın. Ben kafamı çekeyim, gölge olmasın. Çekemiyor mu? Biraz yukarı kaldır. Şimdi netleştir abi. Ya yapamadık bu işi. Ha, şuradan şuradan. Tam şu tepeden al bak. Tam şöyle tepeden şuradan. Kuş bakışı al. Tırnağın altında şu ölçü nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ben bunu şu alttan göstereceğim. Tornavidaya soktuğum yere iyi bakın. Tırnağın şurasındaki ölçü fişeğin kovanının şurasındaki şu et kalınlığının ölçüsüdür. Bunu çok uzun yapan olmaz. Bunu çok kısa yapanlar olmaz. Çok kısa yaparsın, aşırı esneme yapar, çakar durur onun üstüne doğru. Uzun yaparsın, geriye gelirken kavrar sadece, ileriye doğruyken kavramaz. Bu cuk diye oturur. Bir de ne yapılır bunu? Bak bak, bunun altına bir de bir adam E'ye vurmuş. Neden vurmuş E'yi? İlk altına ağzını alma esnasındayken altından kaydırıp tırnağın tam arasına bunu direkt getirmek için yapmış. Silah ustası yapmış bunu. Bu sadece mühendisi yok. Ya bunda silah ustaları çalışmış. Trabzon zaten meşhur silah ustalarıyla dolu bir memleket. Benim gibi polimere karşı çok fazla ustayı barındıran bir memleket. Ve o bu TİSAŞ firması da usta barındırıyor. Yani şu çok işçilikli bir tabanca arkadaşlar. Bu Avrupa'nın zikzavr kalitesine yakın bir tabanca görüyorsunuz. Evet, güzel bir yargılar var. Yargıların üstüne binen uyumlu bir fabrikasyon, bir güzellik görüyoruz. Şuranın birleşme hattında bunlar hep makine ayarlayamaz. Bunlar zımpara gibi işlemlerle yapılır. Adamlar bak ne güzel işçilik yapmış tabancasına. Ne kadar dengeli, güzel, hoş bir tabanca. Toplayacağım. Evvela şu kabzayı bir takalım. Tabanca asker bir arkadaşım. Ve zor şartlarda bence bu tabanca güzellikle çalışır. Şu rondeloları şimdi takmayacağım. Videoyu çektikten sonra onları detaylı temizlikten sonra yaparız. Kabzesinde bir farklı bir şey gördüm az evvel. Şimdi ona da bakacağız. Ortopedi yapmışlar kabzeye. Şurada şöyle bir yüzeyi görüyor musun? Bak şurada bir belirginlik var değil mi? Elimizin şuradaki boşluğuna oturur bak. Ortopedidir o. Parmağımızın şu şeklini alır. Ortopedik çok güzel bir kabze yapmış adam. Şimdi namlumuzu takalım. Yüzeydeki düzgünlükler hiç problem yok. Maşallah ya, adam yapmış ya. Şu namlunun üstüne binecek bir yeri var bunun. Bindirdik. Yani takım da çok basit. Şöyle oturuyor. Kendiliğinden cuk oturuyor tabanca. Bak. Bak şimdi. Kaldırdım rozunu. Yatırdım. Cuk oturdu. Şimdi kilit hareketine tekrar bakalım. İlk hareket şuradan aşağı namluyu bastırdı. Yattı. Namlu aşağı doğru yattı. Kilitten kurtuldu. Kızak geriye doğru tepti. Geri geldi. Kapatırken bak en profesyonel vaziyette de kapattı. Bir manevra yapalım. Manevrada şöyle bir şeye bakacağız. Emniyetini kapalı pozisyonda yapıyorum. Emniyetine güvendim ben tabancam zaten. Şimdi yaklaştıracaksın kameranı abi. Şimdi bakın. Dip tabla düzgün olmazsa merminin fişeğin tam arkasına doğru yanaşmaz. Yanaşacak ki ileriye doğru yay gücüyle onu ittirecek. Bak tam namlunun ağzına verdi. Bak gördün mü?
tam namlunun ağzına verdi. O benim elle yapamadığım için öyle oluyor. Bak. Sert yaptığın zaman namlunun ağzına ne kadar güzel görüyor bak. Tırnak çekişine bak. Şahane. Ne yapacağız? Bir tek atış yapacağız tabancayla. Son bir şey aldım. Ben kulaklığımı takacağım. Şu balık filesini elime tekrar alacağım. Kapalı alanda kulaklık çok önemli. Kulağa çok zarar veriyor. Abi yaklaş istersen kameraya. Bir tek fişek atalım. Bunu kovanını bir tutalım tabancanın. Ha, emniyet değilmiş bak, pardon. Evet. Kovanımı aldım. Kumpasımı aldım. Oo, şahane ya. Şimdi arkadaşlar, bazı tabancaların, onu sökerek izah edeyim madem. Onu izahı biraz önemli bir şey. Ciddi teknik bir mevzu çünkü o. Bazı tabancalarda ne var? Atım yatağının şurasını mermi rahat girsin diye bol vuranlar var. Şu iç çeperde bolluklar oluyor. O bolluktan dolayı çıkan gaz kaçağından dolayı kovanın şu bölgesi şişiyor. Bak. Dümdüz bir yüzeyle çıkmış. Ağzın yüz yuvarlak çıkışına bir bak. Şimdi ne yapacağım? Kumpası tekrar elime alacağım. Sıfırlı mı kumpas? Şahane. Şimdi alıyorum. Bakın en ince detay. En ince ağızdan alıyorum ölçüyü. 9 nokta. Ne çıkıyor lan? 40. 9.40. Arkadaşlar 9.42 civarları. Avrupa kalitesine yakın bir açma özelliği. Kesinlikle Avrupa kalitesine yakın bir açma özelliği bu. Yani bu şey değil. Kovanı şişirerek çıkarmadı. Dip tablayı bomba yapmadı. İğne yanlış vurup da buraya bombelendirmedi. Kapsülü dışarıya doğru sektirmedi. Çok uzun iğneler onu da yapar değil mi? Şu namluya giriş çıkışına bakıyorum. Biraz yumuşak. Bunu koyuyorum. Tatlı sert çıkması lazım. Bak. Harekete bak. Ne kadar tatlı sert çıktı. Buna bak. Bak bak bak. Eğer şu kovan fazla şişseydi ne olurdu biliyor musunuz? Fazla şişseydi benim elimde biraz zor çıkartacak gibi olurdu. Çok rahat girip çıkıyor. Ne demek biliyor musun? Namluyu dört dörtlük yapmış demek. Kovanın burasında içeriye doğru bükülmeler yok. Bu da şu demek. Şu boy var ya. 9 milimetre 19 demiş olduğumuz şu boy var ya. Şu boy işte bak. Şu boy atım yatağının şuradaki seti dört dörtlük vurulmuş demek. Tabanca profesyonel. Takalım tabancayı tekrardan. Arkadaşlar bu tabanca Türk yapımı. TİSAŞ'ın bu tabancası sport modeli. Ben KJ modellerini çok daha seviyorum. Namlusu kısa, şahlanmıyor, harikulade oluyor. Türk yapımı tabancalar içerisinde gördüğüm en güzel firma TİSAŞ. Ciddi söylüyorum, adamların yaptığı işi beğeniyorum. Güvenli alın arkadaşlar, güvenli alın. Bir de şöyle tabancayı yüzleyelim mi? Bak ne kadar yüze oturur hali var, bak bak bak. Şu boşluğu bak. Şu boşluğun arasına atacaksın, bir de iki göz açık atışlar vardır. Asker ve polisler bilir bunu. İki göz açık atışlarda şunu görmezsiniz, şunu görürsünüz. Şu boşluk iki göz açık atışlarda mükemmel iş yaptırtır. Tabancanın bir de şununa bak. Kızakta namlunun duruş şekline bak. Kızakta namlu arasında bir boşluk var mı? Yok. Ha şu kompansatörü anlatayım madem. Niye yapmışlar? Şimdi şu boşluk yukarıya doğru şuradan alevi verecek. Bu alevin belirli açılarla gelişi var. Rastgele bir verilen şeyler değil. Yani bu yargılar açıları rastgele yapılmıyor. Merminin çekirdeğinin dışarı çıkarken ivmelenmesini dengeliyor, basıncı dengeli atıyor. Şuradaki kısımdan da ufak bir tahliye yapıyor. O da bir soğutucu görevi görüyor. Bu da tabancanın yukarıya doğru çok fazla şahlanmasını engelleyen bir durum. Türk yapımı tabancalar içerisinde Alman Zigzauer'e güzel, o civarlarda kalitede bir yapılmış bir tabanca. Güvenli alın, güvenli kullanın. Ki asker arkadaşımız inşallah güvenle de kullanacak. TİSAŞ'ı ben herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler.